Şimdi hocam reenkarnasyonla başlayalım. Reenkarnasyon nedir? Reenkarnasyon, tabi heveslisi için söylüyoruz. Dünya hayatında, dünya planında tekamülünü tamamlamamış ruhun veya benliğin taşıdığı bedenden ayrıldıktan, öldükten sonra tekrar başka bir bedenle tekamülü tamamlamak üzere dünya planına gelmesi, gönderilmesi inancıdır. Ama bunda geriye gidiş yoktur. Yani insan olarak gelmiş bir varlık reenkarne olduğu zaman hayvan olarak, papatya olarak veya yılan olarak gelmez. İnsansa insan olarak devam ediyor. Geriye adım atma yok. O tenasuh inancında var. Daha aşağı varlıklar mertebesinde dönmek o Hint sisteminde. Reenkarnasyonda yoktur o. Peki hocam, mesela biz şu anda insan formatındayız. İnsan olarak gelmiş. Bundan önce mesela öyle gelmiş olma ihtimallerimiz var mı? Mesela hayvan, çiçek, bitkiye sonra insana dönüşme. Hani insansan insansın. Reenkarnasyonda öyle bir devre kabul edilmez. İnsan olarak gelmiş. Kendisine verilen krediyi layıkıyla değerlendirememiş. Tekrar gelecek. Tabi o geliş keyif yapmak için değil, ıstırap çekerek onu tamamlayacak. Çünkü burada din de reenkarnasyon inancı da müttefiktir ki insan tekamül etmeye mecbur ve mahkum bir varlıktır. O tekamül tamamlanacak. Büyük Sufi Kuşadalı İbrahim diyor ki sen bu alemde rahatlamak için diyor, hani dik yokuş tabirini aynen kullanıyor. Bir yere geliyorsun rahatlayayım diye geri dönüp aşağıya doğru yürüyorsun. Yanlış yapıyorsun diyor. Tahammül et, yokuşu çık. O yokuşu sana yürütecekler diyor. Onu tamamlayacaksın. Adam gibi şimdi tamamla. Geri gittin mi diyor, geri gittiklerini de bir daha yürüyeceksin. Uzatma hikayeyi. Bitir. Istıraba tahammül et ve tepe noktaya gel. Dağa çıkıyorsun. Çocukluğumuzda biz yaylalara çıkardık ya, yayla yolları. Karadeniz'in yaylaları, dimdik. Şimdi babamız, amcamız veya büyüklerimiz tabii yürüyor. Biz de çocuk giderken dizlerimiz böyle adeta sızlamaya başlardı. Onlarda bacaklar maşallah uzun gidiyor. Biz de arkadan gideceğiz. Sıkışırdık. Bazen geri geri, ben gayet iyi hatırlıyorum, geri geri gider kendimizi rahatlatırdık biraz. Bir de bakardık ki baba, amca, dayı neyse git almış başını gitmiyor. Oradan bağırır, lan neredesin? Ve sen ondan sonra lan neredesin, seni geberteceğim, niye geri gittin veya geri kaldın? Sen bu sefer o 10 adım ferahladığın yerin faturasını ödemek üzere koş bakalım, iyice perişan olursun. Sonra Kuşadalı'da ben bunu buldum. Kuşadalı diyor ki yokuşu keyif yapayım diye geri yürüme. O yokuşu sana tamamlatacaklar. Sabret, tahammül et, yokuşu bitir. Şimdi reenkarne olanlar niye bu yokuşu bitirememiş? Bir çizgi koymuş yaratıcı. Zirve nokta tekamülde. Buraya geleceksin diyor. Geliyor. Kur'an'da göreceğiz onları. Olmamış. Gidiyor alemi berzaha, ara aleme, ölüyor. Bakıyor ki vaziyet kötü. Bir daha. Bir iki, mesela bir ayette diyor ki iki defa geldik yapamadık, bir kere daha bizi gönder de tamamlayalım şu işi. Yok, gidemezsiniz daha diyor. İşte haşir inancı burada devreye giriyor. Reenkarnasyon da haşre inanır. Tenasuh gibi değildir. Ahiret inancı reenkarnasyona inananların büyük kısmında vardır. Ne oluyor? İki defa geldi, üç defa geldi.
opsiyonların hepsini berbat etti. Değerlendiremedi fırsatları. Bu defa cehennemde bunu tamamlayacak. Cehennem de tekamülü tamamlamanın bir aracıdır. Allah azap ederek kimseye zevk almıyor. Anladım. Bir defa gelmiş, bir daha gelmiş, belki bir daha gelmiş, bilmiyoruz. Olmamış. İnat. Hocam zaten bir kere de hemen olmaz ki. O yani. İnadı bir kere de yapanlar da var. Yapanlar da var ama yani herkes için bu söz konusu değil yani. O inadı cehennemle kıracaklar. Cehennem de Allah'ın rahmetinin bir eseridir. Tekamülü nasıl tamamlayacaksın? Hocam peki şimdi size şeyi soracağım. Kur'an'da nasıl bahsediliyor reenkarnasyondan? Mesela biz geçen hafta yani Kur'an-ı Kerim reenkarnasyon kitabı değil. Yani bir Kur'an şimdi bak. Hayır, çünkü kimi reenkarnasyon yoktur diyor. Efendim olabilir. Şimdi ben bunları anlatırken ben reenkarnasyonu Kur'an buyruklaştırmıştır, vardır diye ben şimdi buradan reenkarnasyon dersi veremem. Ama şimdi bakın, hayır. Ama evet, Kur'an'da reenkarnasyona bahsediliyor. Olumlu bakan 30'u aşkın ayet var. Hocam zaten ben veremem, anladım bunu zaten. Hani geçen hafta okurken hatta size dedim ya, burada acaba reenkarnasyondan mı bahsediliyor diye. Daha çok gelecek, çok. 28. ay, evet. Tam önümde. Allah'a nasıl nankörlük ediyorsunuz? Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Siz ölülerdiniz. O sizi diritti. Sizi yine öldürecek ve sonra diriltecektir. Nihayet ona döndürüleceksiniz diyor. Sonra birkaç ayet sonra da vardı. Ben biraz önce okurken gördüm ama şu anda bulamayacağım. Çok var, çok. Göreceğiz onları. Evet, onları göreceğiz. Onları göreceğiz. Yani reenkarnasyon... Hangi ayetlerde var hocam? Şimdi ben onların ayet numaralarını bilmem. Yani ayetleri bilirim, hafızamda var da numaralarını bilmem. Gelecek diyoruz ya. Hı hı. Eğer toplu görmek isteyen, merak eden olursa Kur'an'daki İslam kitabımda benim indeksten reenkarnasyon maddesini bulsunlar. Orada sayfa numaraları verilmiştir ve bütün ayetler değerlendirilmiştir. Peki o zaman az önce dediğiniz gibi tekamül reenkarnasyonla mı gerçekleşiyor? Reenkarnasyona inananlara göre tekamülde reenkarnasyonun yeri çok büyük. Daha doğrusu reenkarnasyon tekamülün bir aracı. Hı hı. Sistem böyle kurulmuş. Hem ilahi adalet, yaratıcı adalet, hem de insanın tekamülü bu sisteme uyarlanmış onlara göre. Tabii bu Müslüman dünyada buna inananlar da var. Çok büyük düşünce adamları tarih boyunca. Tamam, inananların... Ama büyük çoğunluk, yani ilmihal kitaplarına baktığın zaman reenkarnasyonu kabul etmez. Evet, kabul edilmediğini biliyorum İslam'ın, ben de. Hele Sünni ekoller kabul etmez. Neden? Onların dayanağı ne? Neden efendim, kabul etmiyorlar? Onlara da hak vermek lazım. Onların kaygısı şudur. Biz bu reenkarnasyonu kabul edersek ahiret, haşir inancı zarar görür bundan. Güme gider. Halbuki gitmez. Ha, o zaman nasıl bir daha geleceğim mantığı mı olacak? Kaldı ki bazı müfessirler var ki Süleyman Ateş bunlardan biridir. Ahiret inancını, Kur'an'daki ahiret ve haşir inancını reenkarnasyonla izah ediyorlar. Yani bırakın reenkarnasyonun ahiret inancını reddetmesini, tam tersini onlara göre takviye ediyor onu. Dedim ya, bu müteşabih bir hadisedir. Müteşabih konular, Kur'an'ın tabiri bu, hüküm vermeye müsait değildir. Herkes düşüncesini söyler. Düşünce egzersizi yapacaksınız. Ama hüküm vermeyeceksiniz. Ahirete ilişkin bütün meseleler böyledir. Nereye hüküm veriyorsun? Yahya Kemal'in dediği gibi, kim gitti geri döndü ki bize anlatsın. Doğru. Ama iman konusu olarak ölümden sonra bir dirilme var. Biz buna inanacağız. Nasıl? Bunu bilemiyoruz. Bilemeyiz. Kur'an diyor bunu. Bu iman konusu olarak inanıyoruz buna. Reenkarnasyon da bunun içinde. Madem ki ahiret alemi müteşabih, biz bunları bilmiyoruz. Reenkarnasyonla bunu izah edenleri ne hakla siz yanlış yapıyorsunuz diyeceğiz.
biz böyle alıştık, bize böyle söylendi. Bize böyle söylendi diye bir şey yok kardeşim. Kur'an'ın verileri ortada. Bırak herkes düşünsün, düşüncesini söylesin. Ahirete inanmıyor soruyor adam, ben ahirete inanmıyorum diyor. O zaman da biz ona sen İslam dininden çıktın deriz. Reenkarnasyona inanan adam böyle demiyor ki. Onun ahiret inancıyla bir alışverişi yok. Bir sıkıntısı yok. Bir izah tarzıdır diyor. Bu da diyor ahiretin bir izah tarzıdır. Böyle şimdi Süleyman Ateş sayfalar yazmış bu konuda. Ve ahireti, cenneti, cehennemi reenkarnasyonla izah ediyor. Koca bir ilim adamı. Sen şimdi Süleyman Ateş'e ahireti inkar mı etti diyeceksin. Diyor ki Kur'an'ın verileri bunları konuşmamıza müsait. Ben de hüküm vermeden bunları konuşuyorum. Ne diyecek başka? Ömer Rıza Doğrulu aynı şeyi söylüyor. Geriye gidin. Koca İhvan-ı Safa, ekol. İnsanlığın düşünce tarihinde muhteşem bir ekol. İnanıyorlar. Sufi sistemlerin birçoğunda var. Var. Tasavvuftaki devir nedir, devir nazariyesi? Bir başka ifade şekli. Mevlana'da reenkarnasyon var. Hatta bir yerde diyor ki insanoğlu bir kere doğar. Nihayet iki kere doğar. Ben defalarca doğduğum tekamülde çektiği ıstırabı, kat ettiği berzahları, kat ettiği mesafeleri, aşamaları kastediyor. Yani şimdi biri ilmihal kitabına öyle koymuş diye siz asırlar ve asırlar insanlığı buna mı talim ettireceksiniz? Adam ben ahirete inanıyorum, amenna. Burada benim hiçbir tereddüdüm yok. Ama nasılı konuşulduğu zaman reenkarnasyonda konuşuruz derse ne diyeceksin bu adam? Bırak konuşsun. Hocam, ahir zamanda reenkarnasyon yaşayan kişi hangi amelle hesaba çekilecek demiş Levent. Ben cehennem, ahiret müfettişi değilim. Ne bileyim ben neyle çekileceğini? Soruya bakar mısın ya? Ya bir şey söyleyeyim, unutacağım. Üstümde kalmasın. Bütünüyle herhalde hocam, yani o tekamül süreciyle değil mi? Tabii. Hayat nimetinin karşılığını verdim mi vermedim mi? Ana soru budur. Hayat nimetinin karşılığını vereceksin. Bunu vereceksin. Bu öyle iki rekat namazla veya efendim akşama kadar tesbih çekmekle filan böyle olmaz. Hayat nimetinin karşılığı vermek bir bütündür. Şimdi adam hayat nimetinin karşılığını bırak, sahip olduğu malın mülkün asgari paylaşımını ifade eden zekatını vermiyor. Yığıyor, çalıyor, çırpıyor, kandırıyor. Her türlü melaneti işliyor, yığıyor. Sonra ezan okundu mu hemen takkeyi kafasına geçirip ön safa doğru saldırıyor. Orada yeri de var. Oraya biri gelmişse ona da böyle ters ters bakıyor. Orada benim yerim, senin orada ne işin var diye. Biz çocukluğumuzda biliriz. Şimdi geberdi gitti onlar tabii. Öldü demiyorum. Hayır, gayet açık söylüyorum. Geberdi gittiler. Büyük tefeciler vardı. Anadolu'da, köylerde. Kasabalarda. Onların camide en ön safta yerleri var. Oraya kimse oturamaz. Oturdu mu ters bakar ona ve o da onu görür ve biri de yanına üfler. Burası işte bilmem ne beyin, efendinin yeridir. Dikkat edin filan gibi. Hoca oradan söylesin istediği kadar. Bura eşitliğin, adaletin tecelli yeri filan. Gerçi onu da artık söylemiyorlar ya. O gelir orada oturur. Halbuki şu kitabın söylediklerini hayata geçireceksek o adamın o mabedin içine girmesi mümkün olmamalıdır. Çünkü hükmen domuzdur adam, insan hukukuna tecavüz ettiği için İslam fıkhına göre hükmen domuzdur. Domuzun camide ne işi var?
Siz namaz kılarken safların arasında, Maun suresinde bu örneği kullanıyorum ben. İslam fıkhından alarak kullanıyorum. Birileri sinirleniyor. Ya ne yapayım, ben bu fıkhı yakayım mı? Ben bu Maun suresini yakayım mı, yok mu edeyim kardeşim? Maun suresi orada, onun verilerinden oluşmuş İslam fıkıh mirası burada. Ne yapayım ben bunlar? Hükmü domuz. Evet. Şimdi ben diyorum ki orada, camiye giren bir adam safların arasına bir domuz katıldığını görse ne yapar? Ne yaparsa hükmü domuzların da camide safların içindeki durumuna karşı o tavrı göstermiyorsa Müslüman falan değildir o adam. E o zaman hükmü domuz kimdir? Ha, yazdım, oku, öğren. Hocam sizin bu sinirlenmiş halinize bayılıyorum. Bayılıyorsun tabii. Öyle daha keyifli tabii oluyorsunuz. Onun hastaları var, sadece sen değil canım. O ses böyle. Onun hastaları var. Öyle mi? Tabii. Nasıl yani? Var var. Hocam aştan ne haber? He, bırak şimdi. İyidir, iyi. İyi mi? İyi. Şimdi bak. Yayıncılar beni kaç gündür arıyor, dağıtımcılar arıyor. Sevgili okuyucularımız, küresel afetler yoksa tabii. Sevgi saygılar, o değil, küresel afetler var, değil o. Şunu soruyormuşlar gidip. Yaşar Nuri hocamızın Kıyamet Alametleri kitabı burada. Ha öyle konuştuk ha, diye. Ama ne kadar, onlarca yüzlerce. Hocam bu kitap, ya kardeşim o kitap değil, küresel afetlerin içinde bir bölüm. Bölüm. Onun için buradan tekrar söylüyorum. Küresel afetleri aldınız mı? Kıyamet alametleri bölümü bunun içinde. Kıyamet alametleri diye ayrı bir kitabım bir kitap yok. Ben. Bu küresel afetlerin içerisinde bir bölüm. Zaten çok bölüm var bu küresel afetlerin içerisinde. Bir tek kıyamet alametleri olan. Şu nüfus meselesini mutlaka işlemeliyiz. İşledik onu. Hayır, işlemedik. Aa, nüfusu. Ya hocam, ne işledik? İşte ya da hastanedeyken işledik ya karşı karşıya. Ya şöyle bir dokunduk. Neyse. İşleriz hocam istiyorsanız. Peki işledikse işledik. Şimdi gittik onu başka yerlere. Bu hükmü domuz meselesi. Heh. Aşağı huzurdan. Aşağı huzurdan. Buyurun. Bu İslam fıkhının verisidir. Maun suresi Kur'an'dadır. Haşa, tövbe sümme haşa. Ben onu bir yerden tedarik etmedim. Ben onu uydurma hadis kitaplarından çıkarmadım. Kur'an'dadır o, vahyedilmiş. Levh-i Mahfuz'dan gelen ilahi kitabın içindedir. 3 satırdır. Onu yok görenlere acırım. E o var ama sen onu bana çok yani aklım yerinde diyeceğimiz adamlar, önem verdiğimiz adamlar ne diyorlar? Ya tamam hocam anlayırım da hepsini söylemesen olmaz mı? Ya hepsini söylemesem olmaz o bir, sen beni dilsiz şeytanlığa mı teşvik ediyorsun? İkincisi, hepsini söylemeyeceksek listenin sonlarındakini ama insan hayatı için Maun suresi kadar önemli bir mesajı nasıl ben bekletirim? Şimdi bir kitap. Emrettiği temel ibadetlerden biri olan namazı kılmayanları tehdit etmiyor. Onlara lanet okumuyor. Onları teşvik ediyor, uyarıyor, biraz mıncıklıyor, dikkat edin diyor. Allah'la diyaloğunuzu koparmayın, bu namaz budur. Şimdi bir defa namazı Kur'an'ın istediğinin 50 kat ötelerine geçirdi, tanınmaz hale getirdiler. Onu bir kenara koyalım. Kur'an'ın istediği gibi olduğunu düşünelim. O namazı kılmayanları tehdit etmeyen, lanetlemeyen kitap, işte Maun suresinin iliği burada. O namazı muntazaman kılıp da onu çıkarlarına ve riyasına alet edenleri lanetliyor. فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاوُونَ Kardeşim bu orada. Bu Muhammed Aleyhisselam'a vahyedilmiş Kur'an'ın içinde. Bunu atamasın oradan. Feveylül li tariki salati diye bir şey var mı Kur'an'da? Namazı kılmayanlara lanet olsun diye. Varsa göster. Bir kitapta onun için yazayım.
Onun için o kadar yazacaksın. Uyarıyor, azarlıyor, sitem ediyor, teşvik ediyor. O kadar. Ama feveylül lil musallin diyor. Onun için de bir kitap yazılacak. Hiç yazdınız mı? Hiç yazdınız mı? Siz o namaz edebiyatıyla halkı soydunuz senelerce. Şimdi bak her birinin o yandan bu yandan falsoları çıkıyor. Kurban olduğum Allah riyanın saltanatını böyle zir-i zeber eder. Hadi bakalım. Nerede o peygamber havaları, forsları? Bir kere de ben günahkarım deyin. Şu boynunuzu bükün ya. Benim günahlarım var. Habire söylüyorum ya. Siz de söyleyin. Siz ya peygamber misiniz? Peygamberler masumdur. Masumiyetleri de Allah tarafından korunurlar anlamındadır. Sürçmeleri, günahları olmaz anlamında değil. Allah korur onları. Beşerin günahı, sürçmesi, eksiği mutlaka var. Bunların hiç yok. Ama bu Maun suresi ne olacak peki? Hocam Maun suresine geçeriz de. Şu reenkarnasyonla ilgili çok tweet de geliyormuş. Ortalık yıkılıyor şu an. Hocam bırak. Zurnanın son deliği ya. Maun suresine geçeriz. Geçeceğiz. Sabah neyi geçiyorsun? Maun ben onu okumadan geçirmem. Maun suresini geçe geçe İslam dünyası mahvoldu. Haftaya geniş geniş işlerim olur. Geçme hocam. Ey ümmeti Muhammed. Maun suresini geçme. Geçersen tövbe yarabbim. Geçersen hocam, senden geçerler. Hocam haftaya yapalım. Uzun uzun olmaz her mı? Her hafta, her gün. Tamam, o zaman ben bu hafta okuyayım sizin o kitabı. Maun suresini. Siz de biraz uzun yazıyorsunuz. Kısa yazıyorum. Ya muhakkak yani daha kısa fazla yazıyor. Yazılacak şu. Ben böyle kalın kitabı görünce benim enerjim gidiyor. Kardeşim. Bana kısa o, kısa. Bakın onlar. Hayır onun için demiyorum. Aktüaliteyle, konjonktürle ilgili kitaplar değil. Bunlar kaynak. Kur'an'ın temel kavramları. Bu bugün de değer ifade eder. 300 sene sonra da değer ifade eder. Tamam mı? Çünkü içinde ne var? Kur'an durdukça o bir kaynak. Onu alıp sırayla okuman da gerekmiyor. Tabii alfabetik istediğin yerini aç, gerekti. Aynen öyle oku. Evet, ben ne yaptığımı neye bilmiyorum. Neye ihtiyacın varsa onu biliyorum hocam, ben onu demiyorum. Bu İslam alimleri, bizim seleflerimiz. Ben o Maun suresini bitiremem de onun için şey yapıyorum. Onun stresini 80 oldum. Cilt bitirin kitap zaten. Yazanı var. Siz hiç 80 cilt kitap gördünüz mü? Ansiklopedi falan değil bu. İbn Asakir denen ünlü bir Müslüman tarihçinin, onun iman torunlarından olmakla iftihar ediyorum ben bu kubbenin altında. Benim ecdadım içinde böyle büyük ruhlar var. Ben yeni basıldı o, yani bir buçuk sene önce İbn Asakir tarihi yazmaydı, basıldı, matbu hale geldi. Getirttim. Beyrut'tan geldi, telefon ettiler, hocam kitap geldi, gel al. Şoföre git dedim, al gel. Geliyor şoför dedim. Adam bana telefonda ne dedi biliyor musunuz? Kitabın, kitap evinin sahibi. Hocam dedi, bagaj boş olsun dedi. Ne var dedim. Hocam bagaj boş olsun, sığmaz dedi. Ya dedim, ne diyorsun sen? Anlayamadım. Yani ben 15 cilt, 16 cilt, 20 cilt, 22 cilt, 30 cilt kitaplar bilirim. Bir Taberi tefsiri 30 cilttir. Bir Lisanul Arap lügattır, 16 cilttir. Dedi ki hocam 80 cilt. Ne diyorsun dedi. Bu İbn Asakir'in eserlerinden biridir. Tarih-ı Dimaşk. Şam tarihidir. Fakat İslam tarihinin bütün iniş çıkışlarına, handikaplarına orada izahlar bulursunuz. Hocam çok güzel tweetler geliyor. Şunun için benim iki ciltlik kitabıma büyük diyorsunuz. Bakın ne ve bu İbn Asakir. Ya hocam bunu yazdı bin seneye yakın önce. Bunu yazdığı zaman kağıt doğru dürüst yok, yeterli yok en azından. Mürekkep yok, kalem yok. Şimdi bilgisayar döneminde benim iki ciltlik kitabım çok yazıyorsun hocam. Demin nutuktan örnek verdik. 1927'de ikinci 50 bin. Şimdi başka bir örnek veriyorum. Bakın insanlık devamlı irtifa kaybediyor. Hocam şimdi siz söylediklerinizde tabii ki çok haklısınız. Ben sadece kendi psikolojik, kendi kitap okurkenki psikolojimi söyledim. Çok kalın olunca okuyamıyorum.
yani o bitmeyecekmiş gibi geliyor. Adama, böyle bir sıkılı veriyorum. Ben ara... Neyse ben hocam artık bu konuya dönmemiz lazım. Başka konu... hiçbir konuya geçemem. Reenkarnasyon yaşayan bir insan önceden erkekse reenkarnasyondan sonra bayan olabilir, kadın olabilir, cinsiyet mi? Önemli cinsiyet değil. Değişir mi? Olabilir. Cinsiyet. Hocam zaten ruhta hepimizin... cinsiyet yok. Zaten hepimizin içinde hem erkek hem kadın tarafı yok mu? Yin yang. Ama tekamülün seyri bakımından büyük oranda aynı cinste gelir ki kaldığı yerden daha rahat devam edebilir. Yani bıraktığı eksiğe göre cinsiyet değişebilir de. Mesela hani... Bana Amerika'da bir hanımefendi şey bakmıştı. El şeylerinden. Ya zorla tuttu, yakala, bakacağım dedi. Ya benim bak bakalım dedi. Benim bundan önceki hayatlarımdan birinde ben Suriye dolaylarında bir kumandanmışım. Bakar mısın? Cem Yılmaz hiç seyrettiniz mi onu? Güzel Cem Yılmaz bir benim dostum. Şeyse. Çok sevdim. Evet. Evet bilmem. Neyse şimdi, sevgili analım burada. Üç tane hatunum varmış ama bir tanesini hep savaşlarda bir de yanımda taşırmışım. Bakar mısın? Sizde de hep üç hatun. Falcının söyledi. Ya bu elimden nerede çıkardı? Dedim ki sen o geçmiş hayatı bırak. Bugünden bahset. O bugünü bugün görmüştür belki. Yok abi bugün. Hocam dediniz iki kere sevdim bir kere aşık oldum. Etti üç hatun. Ama o değil ki. Anladım ama işte bak sizin tek ha ben bir savaşçı kumandan sizin tek üç hatun ama üç birini devamlı yanımda taşırmışım savaşlarda bile. Kalbinizde mi acaba yanımda dediğiniz? Şimdi onu merak ediyorum ben. Şimdi o mesela reenkarnı olup gelmişse neler vermem ben ona? Hocam bir karmanız varsa zaten siz muhakkak ki bu hayatta bir denk geleceksiniz. Belki de hesaplaştınız bitti gitti. O aşık olduğum o mu acaba dersin? Ha. Hocam bir kere ben de gittim. Belki de ama daha var. Hani bakıyorlar ya işte kaç kere gelmişsin, kaç kere etmişsin. Bana bir sayı söyledi. Kaç kere dedi? 72 kere mi ne gelmiş? Öyle bir şey dedi. Ben de oraya gittikten sonra... Ama tembelmişsin sen de. Aynı şey hocam. Şeyle Okan'la telefonla konuşuyoruz Bayülgen'le. O zaman bilmiyorum hayatta hatırlamaz Okan herhalde. Ay dedim böyle böyle bir şey var çok enteresan işte bana 72 kere. Ne salakmışsın hala tekamül olamadın mı? Öyle bir şey sabah ama yani. Sabah tekamül deme. Tekamül. Öyle çıktı hocam bir anda. Hocam Okan sana, söyler Okan bak Okan nasıl yapıştırmışlar. Okan ben aynen. Ama haklı yani. O kaç defa o yok o filozof o belki de bir defa geldi yeni. Yok daha önce birkaç kere gelmiştir o. Bir iki üç vardır hocam. Çok de o bakan da benimki sizinki gibi bir şey değildi. O atıyordu zaten bir sürü şeyler yani. Hani o esprisiydi. Yani ben de üçüncü gelişim olduğunu öğrenince falcıdan bayağı şey yaptım. Ya biz de kendimizi çok zeki sayardı. Yani bir defa da tamamlarız bu işi diye. Üç defa. Üç fena değil. İnanıyor musunuz siz üç kere geldiğinize? Ha? Vallahi be. Ben... Hiç kadın olarak gelmiş misiniz? Bilemem ki. Ben şu geldiğim planda şu gün insan olarak misyonumu, görevlerimi nasıl yerine getiririm bunu düşünüyorum. Doğru. Önemli olan şu ama an. Ama tabii kafama o takıldı. Şimdi o savaşlarda yanımda taşıdığım kadın hatun nerede? Nenin nesidir, nerededir? Hocam ama şimdi öyle bunu sardım şeyleri, kafaya. Belki hayır, belki o sizin kızınız olarak dünyaya geldi. Hayır. Bilemezsiniz ki kızım sizin oradaki olarak, o olayınızı. Kızım olarak gelmez. Ha yine sevdiğiniz. Ya bilmiyorum. Sevdiciğiniz yani. Olarak mı gelecek? Ne bileyim. Nerede hocam şimdi beni de merak sarar. Nerede bu kadın diye. Belki o aşık olduğunuzdur. İşte onu düşünüyorum acaba diyorum. Yani renkler menkler tutuyor da. Ha renklerini de mi verdi kadını? Tabii. Nasıl yani? İşte şöyle dedi. Esmer dedi. Kısa boylu, uzun boylu esmer falan. Esmer dedi, çikolata rengi dedi. Falan. Çikolata rengi? Evet. Ay hocam, Suriye'den bahsediyoruz canım. Ne olacaktı ki başka? Ha doğru oradan bahsediyoruz. Şimdi siz onu mu arıyorsunuz harıl harıl? Hayır aramıyorum ama. Ha, çıksa diyorsunuz yani. Yani merak ediyor insan. Zaten o bir şekilde çıkacaktır hocam hiç merak etmeyin ama yine esmer çikolata rengi mi çıkar onu bilemem yani. Hayır benim
bahsettiğim de o da çikolata renk. Jeton hadi ya. Evet, hadi soruları. Bir şey hiç bu konuyu konuştunuz mu? Şu anda mı duyuyor? Ha? Konuşmuşuzdur. Hadi. Hocam bak, siz var ya siz. Sorulara geç. Geçmiyorum işte. Ben geçmek istediğimde siz geçmiyorsunuz. İstediğinizi konuşuyorsunuz. Ben de şimdi istediğimi ne dediniz hocam hanımefendiye? Hani biz hani karmamızda var mı dediniz yani? Yani bu şeyi anlattım. Bu Amerika'daki hadise, orada ben hocalığım sırasında Morgan diye bir zenci ama çok meşhur şey. Dedim böyle böyle. Morgan'da çıkan sen çok, misin acaba çok diye. Çok da uyuyor dedim falan. O da tabii merak etti. Tabii bilinçaltına attınız şeyi. Yani geçmişimiz, bizim tarihimiz varmış dedim sanıyorum. Demem mi? Hocam şu tarihi şey yapın siz artık. Birleşin. Bugüne taşıyın. Tabii. Onu bir temizleyin. Artık bir daha gelmezsiniz siz. Belki de. Ya bilmiyorum. Yani bana sorsan gelmem. Ya dünyada bu kadar rezillik varken bundan sonra daha rezil olacak bir dünya. Neye geleyim? Canlılıktan önceki durumu, bir de kabirdeki hali. Yani hepsi ölüm, hepsi iki ölüm, iki diriltmedir. Reenkarnasyon yoktur. İletin. Ben bu tweetlerin bazılarını anlamıyorum. Siz anladınız mı ne dediğini? Ben onun neyi sakız gibi çeynediğini anladım. Onu ben de anladım da. Güzel hayır, ifade bu, edememiş. Siz yazıyı görmüyorsunuz şimdi, ondan bu yazı bu karakter. Şimdi Kur'an'da Rabbim, Rabbimiz bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Evet. Bir üçüncüsüne imkan yok mu diyorlar. Cenab-ı Hak da hayır bu kadar diyor. Bundan sonrasını cehennemde tamamlarsınız. O ayette diyor ki oradaki ölüm işte bu Bakara 28'deki ne? Oradaki ölüm dünyaya gelmeden önceki haldir. Bu tam bir saçmalıktır. Bunu nasıl söylüyorlar? Ayıp diye bir şey var. Bir defa ölümden söz etmek için hayata gelmiş olmak lazım. Öleceksiniz. Dünyaya gelmemiş bir varlığın ölümünden hem de iki defa, üç defa söz edilir mi? Ya bunlar kafayı mı yemiş? Emettena isneteyni ve ahyeytena isneteyni. Bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin diyor. Dünyaya gelmemiş bir varlığın ölümünden söz edilir mi? Dünyaya gelecek, ölecek. Bir daha gelecek, bir daha ölecek. Onu diyor Kur'an. O ana rahmindeki durumudur da oradan ana rahmindeki cenin ölümüdür ya. Ölümden söz etmek için dünyaya gelmek lazım. Bu saçmalığı bir matah gibi habire tekrarlayıp durmasınlar ayıp oluyor. Başka ne tweet var Özgür? Çok soru geliyormuş. Gayet tabii. Geliyor. Bu mesele tabii biraz da fantezi tarafı var. Ama bunları gereğinden fazla uzatmaya da ben taraftar değilim. Yok, gerek yani bu kıymetli vakitleri bunlar için harcamayalım. Hocam harcamıyoruz. Lütfen. Yani söylenecek çok şey var. Bu biraz böyle özel zevkleri tatmin gibi bir şey oluyor. Yani ben işte söyledim. Kur'an-ı Kerim reenkarnasyona açık ifadeler taşımaktadır. 30'a yakın ayet var. Ama hüküm veremeyiz çünkü müteşabihtir. Ahiret inancını bir iman olarak koruruz. Onun izahı sadedinde reenkarnasyon da devrede olabilir. Bir ihtimaldir deriz. Bu kadar. Zaman zaman dejavü yaşamak reenkarnasyon alameti mi der? Olabilir. Dejavü değil, transa veya hipnozla bilincin alt aşağı kademelerine indirilmiş insanlar fotoğraf verir gibi milimetrik ayrıntılarına kadar önceki hayatlarında yaşadıkları şeyleri anlatıyorlar. Bunlar
literatürde bunlar doludur. Doludur. Mesela denizden korkuyor adam. Niye korkuyor? Bu olmuş mesela daha önce. Suya girmekten korkuyor. Karadenizli. Denizin kenarında büyümüş. Babası, anası, yedi sülalesi. Suya sokamıyorsunuz ayağını. Bana Hazreti Süleyman'ın hazineleri şurada var deseniz diyor adam. Ben bunu bizzat dinledim. Diz kapağından yukarı geçen bir suya ben girmem. Şimdi hipnozla indiriyorlar şuur altına. Arkaya dönemlere geçiriyorlar. Bir yere geliyor, feryat figan, boğularak ölmüş. Boğularak ölmüş. Dedim. Boğularak ölmüş. Oraya geldim, onu yaşıyor ve aynen yaşıyor onu. Yaşıyor yani kapı numaralarına kadar, eşiklerin mermerlerine kadar, kapının tokmağına kadar 100 sene, 150 sene geçmişi oraya indiriyorlar hipnozla. Veriyor bunlar insan. Bunları kaldırıp atamazsınız. Tabii ilk kayıtlardan itibaren bir de oralara falan da gidebiliyorlar değil mi? Ya tabii ki daha gerileri de olacaktır bunun ama bunu hipnozla ne kadar temin edersiniz? Bunlar kolay işler değil. Ben ona bakmıyorum. Ben kutsal metnin verilerine bakıyorum. Kutsal metin bunun mümkün ve muhtemel olduğunu en azından veriyor. Ben şimdi seleflerimin olmaz diyenlerine de hakaret eder gibi, yok efendim onlar yanlış demişler, vardır bu, böyle bir edepsizlik yapmam. Kur'an bunun en azından muhtemel olduğunu bizim önümüze koyuyor. Herkes birbirine saygılı olsun. Ahiret inancını koruyan insanlar reenkarnasyonda bahsedebilirler. Onları da dinlemek lazım. Bu da fasafiso değildir. Bu kadar. Ama hüküm olmaz. Annelik içgüdüsünün reenkarnasyonla ilgisi var mı? Onu bilmem ben. Niye anne? Anne fıtrat bu ya. E o zaman arının bal yapmasının da reenkarnasyonla ilgisi var mı? Şimdi işi saptırdılar. Annelik içgüdüsü yaratıcının insan fıtratına yerleştirdiği bir sistemdir, bir değerdir, bir yapıdır, bir enerjidir, bir yönlendiricidir. Bunun reenkarnasyonla ne alakası olabilir? Evet. Rüyalarda tanımadığımız kişiler görmek reenkarnasyon alameti midir? Bilmem onu. Ben reenkarnasyon uzmanı değilim. Onları bilmem. Hem uzmanı değilim değil. Hocam. Rüyalarda onu görmek, şunu görmek, bunu görmek rüyalarda. Rüya tabiri yapan psikologlara filan gidip sorsunlar. Psikoterapist. Benim tabir edeceğim rüyalarda vardır ama o bunlar değil. Onlar ne? O gelirse yeri söylerim. Gelir. Tamam, bir gün şey de yaparız hocam. Rüyalar konusuna da gireriz. Peki bütün dinlerde reenkarnasyon inancı var mı? Hayır. İslamiyet'te resmi akide reenkarnasyonu kabul etmez. Hristiyanlık'ta da kabul etmez. Ama bütün dinlerin mensupları içinde reenkarnasyona inanan büyük bir yekün var. Var. Ama Hint sistemlerinde reenkarnasyon hem de tenasuh mertebesinde kabul edilir. Hayatın esasıdır. O tenasuh dedik, onu da bir kurcalayalım. Yani Kur'an'da nelerin olduğunu herkesin bilmesi lazım. Kur'an bizim bildiğimiz, bize belletilen 7-8 tane ayetten ibaret değildir. Kur'an 6300 küsur ayetten ibarettir. Onların hepsinde ne olduğunu herkesin bilmesi lazım. İlmini yapmak ayrı bir şey ama konu olarak bilecek. Mesela Kur'an kötülükler, aşırı kötülükler, zulümler yaparak lanetlenmiş insanların maymuna, domuza döndürüleceğini söylüyor. Al bakalım şimdi, nerede reenkarnasyon?
çıplak baktığınız zaman bu doğrudan doğruya tenasuhtur. Hint sistemindeki tenasuhun Kur'an'daki ifadesidir. Ben tenasuha hiç inanmadığım için bu ayetleri ben de bunlar mecazi manadadır diye tevil etme yönüne gidiyorum. Ama birisi çıkar da kardeşim ne zorluyorsun? Sana bunları tevil etme yetkisini kim veriyor? Ben tevilsiz kabul ediyorum. Mesela demin şeyden bahsettik ki o bağlamdadır. Maun suresinde o ayeti değerlendiriyorum ben. Hükmî domuzlar dedik. Hükmî domuz insandan olur. Domuz zaten domuzdur. Allah'ın zavallı hayvanı. Ne suçu var? Hükmî domuz dikkat çekicidir. Çünkü o insandan oluyor. Diyor ki, bak tabire bakın. Allah kimi lanetlemişse işte şu kötülüklerinden dolayı, ona gazap etmişse, onlardan diyor maymunlar, domuzlar ve firavun uşakları yaratır. Ce'ale minhumul kredete vel hanazire ve abedet tağut. Ya bu Kur'an'da ayet, bunu oradan yok edemezsin. Şu melanetleri işleyen ve Allah'ın lanetine çarpılan hükmî domuzlar diyor, hükmî domuzlar Allah tarafından maymuna ve domuza tebdil edilir. Diyorlar ki bunlar oldukları yerde domuza döndürülmüştür. Eski devirlerde vardı. Ne eski devir ya? Şimdiki insanlardan bahsediyor. Yalan söyleyerek zorla Kur'an ayetini saptırmayın. Eski meski yok, şimdiden bahsediyor. Bugün geçerli o ayet. Bugün biz durup dururken bir adamın maymuna, domuza döndüğünü görüyor muyuz? Birden domuzlaşırmış o, taşlaşarak domuz olurmuş. Hayır, böyle bir şey yok. Bu doğrudan doğruya. Ha, ben de zorlayarak diyorum ki onlar da domuz ve maymun huylarını geliştirir. O manadadır. Ama Allah biliyor, benim de içime sinmiyor. Hükmî domuzlar gerçekten domuz olarak dünyaya gelsin. Bu benim içime sinen bu. Ama ben bunu bir hükme dönüştürerek Kur'an tenasuha da cevaz verir demiyorum. Seleflerime saygım yüzünden demiyorum. Ama Kur'an ayeti orada. Şu kötülükleri yapmış, hükmî domuz olmuş adamları diyor Allah, maymuna ve domuza döndürür. Biz bu alemde sünnetullah'a, değişmez olan sünnetullah'ın değiştiğini ve bazı insanların durduğu yerde domuza maymuna döndüğünü hiç görmedik. Tarih böyle bir şey kaydetmiyor. Evet, Bakara suresinin 65. ayetinde de var hocam, o maymun, aşağılık maymunlar oluverin diye. O var ama ileride Maide'de doğrudan böyle sanki tenasuk tarif eder gibi. İstersen ver bulayım. Sen sorularına bak, zaman boşa geçmez. Hocam birazcık da şimdi önümüz yılbaşı ya. Evet. Yılbaşı kutlamalarına falan girelim mi? Hayır, girmem. Midem bulanıyor. Şimdi midemde yok ki bulansın ama neyse. Siz onu şeylerle konuşun. Başka ilahiyatçılar. Hayır ama çok soru geliyor. Benim onlarla hocam harcayacak zamanım yok. Kutlayalım mı, kutlamayalım mı? Şimdi ben kutlamam. Yılbaşı kutlayanları neredeyse din dışı ilan edenlerin son durumlarına bakın. Neyse. Beni oraya sokma. Tamam hocam, sokmayalım. Peki şey konuşalım mı? Organ bağışı falan. Ha tabii. Tamam, organ bağışı caiz midir? Ya kardeşim. Dur bakalım. Buldunuz mu? Evet, burada. Burada. Ha işte burada bakın. Şimdi hocam diyor, hadi boş ki, kaldı yayın. Diyor, evet peki. Söylediği şudur. İşte burada. Şu kötülükleri yapanlar diyor. Sonra diyor ki onlardan daha beterini size haber vereyim mi? Maide suresi
59'dan 62'ye kadar okumak lazım. 60. ayet şöyle. De ki Allah katında ceza olarak bundan daha kötüsünü size bildireyim mi? Kötülük yapanların cezalarından bahsediyor. Geçiyorum onları. Bundan daha kötüsü var diyor. Bakın bir cezadan, cezalandırmadan bahsediyor. Mecaz, mecaz. Zaten şu ifade bu ayeti mecazi manaya almaya engeldir. Allah'ın lanetlediği, üzerine gazap indirdiğidir o. Şimdi açıyor bunu. Allah'ın lanetleyip üzerine gazap indirdikleri kimlerdir? Şimdi Maun suresine ben bunu niye koydum? Çünkü orada da lanetlenmiş bir güruhtan bahsediyor. Allah'ın lanetlediği insanların nasıl bir akıbete uğrayacaklarını, hükmü domuz haline geldikleri için bu ayet, o müfesser ayetleri burada müfessir olarak tefsir ediyor. Kur'an'ın bazı ayetleri, bazı ayetlerini tefsir eder. Bu da müfessir bir ayettir. Bak ne diyor? Allah böylelerinden maymunlar, domuzlar ve tağut uşakları yapmıştır. İşte bunlardır yer bakımından daha kötü, yolun denge noktasını kaybetme bakımından daha sapık olanlar. Siz şimdi bu kitabın efendim reenkarnasyona nasıl bakıyoruz söylüyorsunuz. Şunu çıplak okuyan bir adam ne diyecektir? Evet, Kur'an'ı okumak lazım. Bizim küçücük zavallı hafsalamıza Kur'an'ı sıkıştırmaya kalkmayalım. Musa Carullah'ın muhteşem bir sözü var. O da bir büyük İslam alimidir. Diyor ki bazı insanlar kendi hafsalalarını büyüterek İslam'ı kavramak yerine İslam'ı kendi küçük hafsalalarına sığdırmak için küçülttüler. Başımıza ne geldiyse bu yüzden geldi. Adam ezberlemiş, bir at gözlüğü takmış. Ağzını açtın mı künahtır. Ağzını açtın mı künahtır. Künahtır, 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 künahtır. İslam dinini bir künahlar at gözlüğüne döndürdüler. Kim Müslüman olursa o gözlüğü takacak ve ondan sonra da kör ve sersem yaşayarak gidecek. Kur'an ne olacak peki? Reha Muhtar döneminde Show Haber'de çalışıyordum. Bize işte Alo Reha Muhtar hattı vardı. Oraya ihbarlar geliyordu. Biz de o ihbarlara gidiyorduk işte. Muhabirlik yapıyorduk haberlerden ne çıkacak diye. Bir tane bu şekilde size anlattığınız gibi bir ihbar geldi. Bir kaynanası. Ama hocam ben hemen... Ben Reha Muhtar değilim. Reha Muhtar değilim de benim. Gazetelerde Reha çarşaf gibi alakası yok ki geldi olmuş. İşte. Bu da haber olmuştu sen geldi. Sen onu bırak. Komada gittik 4 yıl, 5 kadını. Yıl, 8 yıl yatıp komadan çıkan insanlar ama var. Ama o koma yani. Efendim her neyse. O koma. Kalbini durdurup 1,5 sene toprağın altında yatan yogiler var. Hint fakirleri var. Onlar ama onlar ayrı bir boyutta. Şimdi bunlar bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren şudur. Cenab-ı Hak insan yapısını kodlamış. 150 yıla kadar yaşayabilir. Bunu 150 yılın altına çekmek insanın davranışlarıyla ilgili bir hadisedir. Yoksa Cenab-ı Hak zalim mi yani? Sana şu kadar yıl, ona o kadar yıl, buna bu kadar yıl. Niçin? Sebep ne? Herkese aynı yılı vermiş. 150 yıla kadar yaşayabilirsiniz. Gerisi size kalmış. Değişmez kanun, kader budur. Allah herkese göre bir kader takdir ederse Allah zalim olur. Emevi zalimleri kendi zulümlerini kapatmak için Arap Emevi kodamanları Allah'ı zulümlerine alet ettiler bu kader kavramını. Hocam peki mesela hani anne karnında ölen bebekler var veya doğduğu anda ölen bebekler var, o ne oluyor o zaman? Onu bilemem ben onu. Yalnız ben orada reenkarnasyonun mutlaka devrede tutulması gerektiği kanaatindeyim. Kanaati acizanem odur. Oradan bakarak reenkarnasyonu dışlayarak hayatı izah edemezsiniz. Benim kanaatim bu. Hintli bunu 8000 yıl önce bulmuş. Biraz
aşırıya götürmüş olabilir. Ama kutsal metinler bunu düzeltiyor. Yani o... reenkarnasyon yoktur. Ahiret inancına aykırıdır. Ya git şuradan ya. Ne aykırısı? Ahiret inancının en büyük takviye edicisi reenkarnasyon. Bu reenkarnasyonu ileriki zamanlarda insanlık ciddi biçimde gündeme alacaktır. Bunsuz hayatı izah edemezsiniz. E tamam o zaman doğal, yani bebeğin mesela ölmesinin reenkarnasyonla alakası var. Anlatın. Ben olan onu izah, hepsini ben yapamam. Yani külli adalet sistemi, ilahi adalet reenkarnasyonla ciddi biçimde bağlantılıdır. Eski hayatlar yeni gelişleri etkiliyor, şekillendiriyor. Kur'an diyor ki, bunu hatırlama imkanını sizden aldık. Hatırlarsa o zaman bunun hiçbir kıymeti kalmaz. Aa, ben eski hayatımda şöyle yapmıştım, şimdi yok öyle yağma. لِأَلَّا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيَّا diyor. Onun için mesela helalleşilir hocam. Gayet tabii. Siz adam gibi yaşamanın önünüze konmuş evrensel şartlarına uyarak yaşayacaksınız. Eski şöyleydi böyleydi ama lütfen, Allah zulüm mü yapıyor bazı insanlara ya? Biri orada doğuyor, biri burada doğuyor, biri kör doğuyor, öbürü kütürüm doğuyor, öbürü malül doğuyor, öbürü sefalet içinde. Bir Fransız yazar okumuştum Grenoble Üniversitesi'nde. Profesördü. Eserinin son cümlesi şuydu. Doğunun yoksul ülkelerinin külleri içinde heba olup giden Beethoven'ları, Chopin'leri görüyorum ve içim sızlıyor diyor. Bak. Allah adildir. Ahiret denen bir yerde, mahşerde milleti bir meydanda toplayacaklar. Bütün insanlığı ve orada bir terazi kurulacak ve herkesin orada ya Allah'ın sünnetullah diye kanunlar var, bunlar orada da işliyor, burada da böyle bir şeyin olacağına kafanız basıyor mu? Bunlar müteşabih kavramlardır. Hesap sorulacak, nasıl sorulacağını Allah biliyor. İşte reenkarnasyon bunun nasıl sorulduğunun izahlarından biridir. Biri derse ki yok kardeşim, hesap sorulacak ama reenkarnasyon filan bu işe karıştırma, bu başka bir şekilde olacak, bunu bilmiyoruz. Cık, eyvallah, başım üstüne, ona da bir itirazım yok. Peki hocam, şimdi bütün hayatlara dair mi hesap sorulacak, yoksa öteki gelişler mesela bir takım şeyleri telafi etmek için mi? Kur'an'dan bakıyorsak, ki burada öyle bakıyoruz, Kur'an her yaratılan ruha, gönderilen her ruha bir kredi veriyor. Kur'an'ı adam gibi okumadılar ki. Kur'an'ın şaşmaz milimetrik sapma yapmayan ilahi bir insicamı sistemi var. Onu Kur'an istediği gibi okuduğunuz zaman bulursunuz onu. Allah'a bin şükür, ben onu bulanlardan biri olarak görüyorum kendimi. Şimdi Kur'an diyor ki, her insana, her ruha bir kredi veriyorum ben. Bu kredinin adı ömür. Kur'an'da geçiyor. Bu krediyi adam gibi kullanan bir kere gelir, kullanır, hakkını verir ve gider, öbür alemlerde devam eder. Krediyi ihlal eden, krediye ihanet eden, kredinin haklarını çiğneyen, icaplarını yapmayan faturayı ödemek üzere tekrar gelir. Yine olmadı, bir daha gelir. Olmadı, bir daha gelir. Kur'an 2-3 gelişten bahsediyor. Gelir, faturayı öder. Sonuncuyla mı ödeniyor yani? Faturayı ödeyene kadar gelir. Ha. Faturayı nasıl ödeyecek? Bu dünyada çektikleriyle. Yani Allah'tan fazla merhametli olmaya da kalkmayın denmiştir. Bu ne demek biliyor musunuz?
siz sahip olduğunuz imkanların hakkını verip insanlarla paylaşacaksınız, onlara yardımcı olacaksınız. Bu sizin kredinizi adam gibi kullanmanızın icabıdır. Fakat ya Allah da amma yanlış yapıyor, nedir bu sefalet, ben bunları düzelteceğim filan diye böyle Allah'a posta koymaya kalkanlar da var. Hayır efendim, orada dur bakalım. Adam geçmişte yaptıkların hesabını burada ödüyorsa sen bunun önüne set çekemezsin. Dolayısıyla siz bu sefer niye geldiğinizi biliyor musunuz hocam? Ben ikinci sefer mi geldim? Kaç sefer geldim? Niye bilmeyeceksiniz diyor Kur'an. Bilirseniz bunun hiçbir esprisi kalmaz. Ama hayır, şimdi mesela yaşam amacınızı bulmak, ne bileyim ben, onu bir şekilde değerlendirmek, deneyimlemek filan. Ne olmuş olabilir sizin gelme sebebiniz mesela? Vallahi nedir bilmem, misyonunuz? Amerika'da Morgan'ın bana dediğine göre üçüncü gelişim benim. Demek ki ben de bir takım haltlar işlemişim, yanlış yapmışım. Bundan önceki hayatımda Suriye dolaylarında büyük hocam, bir kumanda. Hocam yani üçüncü gelişte zaten bu şekildeysiniz. Bence iyi bir şey. Kaç kere gelen, yani ne kadar çok gelirsen o kadar iyi derler. Niye adam gibi gelip? Gerçi Büyük Mevlana diyor ki insanoğlu bir kere, nihayet iki kere doğar. Bense defalarca doğdum diyor. Şimdi biz de bazı ruhların gelişleri kendilerinin hatalarını tamirden çok hem cinslerine ışık tutmaya yönelik olabilir. Hocam pek daha önceki gelişlerinizde neymişsiniz? Son gelişimde ordu kumandanı, 3 hatunu olan ve hatunlardan birini devamlı yanında taşıyan. Gene erkek misiniz yani? Evet. İlkinde 3 hatun var. Bir tanesi hep yanınızda taşıyorsunuz. Onu hep yanında taşırmışım. Bence sizin kadınlarla ilgili bir şeyinizi de çözmeniz lazım hocam bu gelişte. Neymiş o? Ya ne bileyim, onu siz kendiniz bulacaksınız. Defteri kapatırsın, olur biter. Hayır işte çözün ki yani bir daha olmasın. Yok, benim öyle bir problemim yok. Niye öyle çözün diyorsun? Yani hocam, ben çözülesi bir problem gibi görmüyorum. Bakın. Ha, benim bir şikayetim yok. Ne bileyim, şikayetiniz yok da yani ne bileyim ben. Çıktı bir anda ağzımdan, ben de bilmiyorum niye çıktığını. Yani benim orada bir defa Allah'a bin şükür kompleksim yok. Yani bir şey bastırılmış demedim. Heveslerim falan filan yok. Onu da demedim hocam. Sen demedin. Ama ben güzelliklere meftun bir insanım. İnsan münasebetleri de güzelliğin bir parçasıdır. Ona bir şey dediğim yok ama benim böyle bir ısrarım falan böyle bir şey. Ben işimi yapıyorum, eserimi tamamlıyorum. Herkesin içerisinde bir kadın, bir erkek var hepimizin içerisinde. Belki de onunla mı acaba bir dengelemek lazım? Canım var yani, 60 sene var oldu etti yeter. Yani şimdi ne yani, mezar kapısına kadar da illa kadın olacak diye bir şart yok. Hocam ne yeter, zaten daha o aşkınız var, daha kavuşamadınız. Olmazsa hocam bir dahaki gelişinize yine çıkacak karşınıza, temizleyeceksin. Yok, onu bu sefer halledeceğiz. İşte onu diyorum. Şuna kağıt dönemini onu diyorum hocam. Bir geçirelim. Geçirelim. Onu bence de yani. Peki ilk gelişinizde neymişsiniz? Onu söylemedim Morgan. Bilmiyorum. İlginç bir şey bu konu. Gerçekten ama hani gerçek Morgan neydi Morgan hocam? Morgan erkek ismi gibi duruyor. Bu kadın. Morgan kadın mı? Zenci bir kadın. Ha, falcı mıydı? Yani falcı diyebiliriz, evet. Beni zorla bir nevi tuttu. Elden girerek filan böyle. Ha, elden söyledi. Böyle yani elim bir saate yakın. Ya şu elde bir saate yakın ne okunur Allah aşkına? Korkunç bir kadın o. Her neyse. Peki hocam, böyle şeylere inanmak mı gerekir, inanmamak mı? Yani ben öyle birine vermemeliyim okuduğu yani. İnanmak çok ağır bir tabir.
Ama bunları safsata görmek de isabetli değil bence. Bunların da ama bir yani yeri var. Ama yani safsata olanları da var. Kesin tabii. Yani onun için öyle diyorum. Bunların matematik gerçekliği yok. Ama ben bunları tamamen de out etmiyorum yani. Bunlar insanlığın asırlık tecrübeleriyle yürütülüp gelen bir takım deneyimleri de bize aktarıyor. Yani onu da gözden uzak tutmayalım. Peki ikincideki göreviniz neymiş? Hani subaydınız, şey, üçaltın vardı da yani. Hayır, birinci, ikinci bundan önceki yani ikinci. Önceki. Ordu kumandanı. E tamam da yani hani şey olarak da tam o işiniz o. Misyonunuz neymiş? Tamamlamadınız ki geldiniz gene. Misyonum ordu kumandanlığı da neresini eksik bıraktık? İşte. Bilmiyorum. Onu bence bir... Bir yere eksik bıraktık. Bence de. Ama çok önemli bir kumandanmışım. Çok önemli bir kumandan imişiz. Şimdi de bambaşka bir şekilde onu şey yapıyorsunuz işte. Şimdi de fikirde. Fikir kumandanısınız. Görev yapıyorum. Allah'ın izniyle. Neyse bunlar şey güzel konular, derin konular filan da. Bir de bu reenkarnasyonla ilgili soracağım yine. Şey derler, o doğru mudur? Mesela daha önceki hayatında kimi tanıyor? Bu hayatında tanıdığın herkesle daha önceki hayatlarında muhakkak ki bir tanışmışlığın, bir irtibatın olmuştur derler. Doğru mudur? O biliyor musunuz, o peygamberimizin de bir sözüdür. Yani aşağı yukarı aynı anlamlarda. Ruhlar dünya öncesinde, ruhlar aleminde tanışır, bilişirler veya itişirler, nefretleşirler demeyeyim, tenakür tabirini kullanmıştır Hazreti Peygamber. Orada tanışıp bilişen, birbirine ısınan taarruf, onun karşılığı da bu dünyada da birbiriyle ısınır, kucaklaşırlar. Tenakür edenler, orada birbiriyle itişenler, zıtlaşanlar burada da zıtlaşırlar. Senin ama dediğini şey, hatırlatıyor. Hemen hemen benziyor yani. Evet. Demek ki öyle bir şey var, ne kadar çok insan. Yani şu dünya bir önceki şeyin, bir şeylerin devamıdır. Bu hani, ne başlangıçtır ne sondur. Halil'le de, ne bileyim ben, kameraman arkadaşlarla da, herkese demek ki daha önceden de bir irtibatımız varmış. Olabilir. Belki daha önce ben onların kameramanıydım. Yani şimdi siz bu dünyada geliyorsunuz. Biriyle çok da izah edemediğiniz biçimde yakınlık hissediyorsunuz. Birbirinizi adeta çekiyorsunuz veya birine aşık oluyorsunuz. Niye o değil de o? Evet hocam, niye? Şimdi Mecnun'a demişler ya, sen bu Leyla'ya böyle, işte Mecnun olmuş Leyla için. Nedir bu ya, bu kara kuru yamga bir kız, bunun neyine aşık o ya, bu kadar şiirler bilmem neler ya, yazık. Diyor ki, siz ona benim gözümle bakmıyorsunuz. Benim gözümle baksanız beni yadırgamazdınız. Niye o gözle bakıyor? Niye hocam? Belki geçmiş hayatta yarım kalmış bir şey var. Şimdi yani, hocam, olayı birazcık böyle şey yaparsak, magazinselleştirirsek demeyeyim de, böyle lightlaştırırız hakkında şimdi Türkçe. Neyse. Mesela geçtiğimiz günlerde Gönül Yazar gelmiş. Hatta Gönül Yazar size de sormamı söyledi programda. 6 kere evlenmiş ya. İşte bu diyor 6 benim. 6 mı? 6 diyor. Ha, iyi, ben 11 biliyordum. Ne? Öyle bir şey var benim kafam. Neyse, evet. Neyse 6 diyelim. İyi. Şimdi değilmiş. Diyor ki öyle yazılmış benim yazım diyor, 6 kere evlendi diye. Yani hani hepsi yazılmış mı olmuş oluyor o zaman yani? Allah sizin evliliklerinizle mi uğraşıyor, her şeyi bitirdi? Hadi canım.
O zaman şöyle demeye Allah... Gönülcüm duydun mu herhalde işinin, hocam? İşinin ya mesaisinin tövbe ya Rabbi teşbihata önemli bir kısmını bu sanatçılar ki gönül yazarda benim hayır, takdir yani, ettiğim bir sanatçıdır. Hayır Gönül Hanım'ı örnek olarak verdim ben. Ya öyle neler var canım? Hani her yani hani denir ya Allah işte kiminle evleneceğini bilir. Allah cüziyatla meşgul olmaz. Kuralları koyar külli irade. Şimdi bunların altından kalkamayacaksın diye girmiyorum. Külli irade sana ne dedim? Ana koordinatlar. Kur'an da cüziyatla uğraşmaz mesela. Koordinatları koyar. Kur'an bu ayrıntılarla uğraşmadığı için Kur'an'ı dinin dışına attılar. Ayrıntıları doldurdukları kitapları da Kur'an'ın yerine koydular. Felaket buradadır. Kur'an koordinat veren kitaptır. Cenab-ı Hak da koordinatları koyar, teferruatla uğraşmaz. Kasap hesabı çetele tutmaz. Peki hocam o zaman deminkinden yola çıkarak belki daha önceki hayatta yaşamışlardır. Oradan bir temasları vardır Leyla ile Mecnun'dan işte örnek verdiniz. O gözle bakıyordu, tamam, bakmıyordu falan. Tamam o olur. O zaman o öyle mi olmuş oluyor acaba? O sizin işiniz acaba? Olur. Olur. Yani ben sizin size bir daire işiniz. Çizmiştim bak. Hocam niye sizin işiniz diyorsunuz hocam? Hepimiz hayır hayır iş. Sizin derken bizim insanlık. Hayır. Bir daire çizmiştim. Şu geniş daire, külli irade. İnsanoğlu bunun dışına asla çıkamaz. Kader bu. Varlığa Cenab-ı Hakk'ın egemen kıldığı kanunlar ki Kur'an bunlar değişmez diyor. Sünnetullah. Şeyi okudunuz değil mi hocam? Mercizede'nin kitabını, benim size verdiğim kitabı. İkisini de okudum. Bunun içinde var. Sonsuz daireler var. Kum tanelerinden daha çok bizim dairelerimiz. Biz bunların içinde istediğimiz gibi hareket ederiz. Özgürlük verilmiş bize. Ama şu ana sınırları zorlayıp buralarda bir taşma yapamayız. Kader budur. Bize nasıl anlattılar kaderi? Şu bizim küçük kum tanesi kadar küçük dairelerimizin içinde kader. Senin alnına ne yapacaksan yazılı. Yani neredeyse akşama mercimek çorbası mı içeceksin, tarhana çorbası mı, o da yazılı. Ben akşama arpalı yoğurtlu çorba mesela söyledim, yapın, özlüyorum şimdi. Bu benim kaderimde yazıldı mı bu ya? Bununla uğraşır mı Cenab-ı Hakk'ı? Bir Fransız yazar muhteşem bir söz söylemişti. En büyük hatalarımızdan biri Allah'ı minimize etmemiz, pazar yerine indirmemiz. Dinci hurafeciliğin yaptığı en büyük kötülük budur. Allah'ı minimize etmeyin, küçültmeyin, hesaplara uydurmayın, pazar yerine indirmeyin. Allah'ı ulvi ve külli koordinatların müteal kudreti olarak ait olduğu yerde tutun. Peki hocam mesela çok sevip de kavuşamayan çiftler var. Ah sabah taktın. Senin bir derdin var bugün. Yok hocam yok benim mu? Hiçbir derdim peki, yok. Peki söyle. Ben rahatım soruyorum. Peki bu bak. Peki, ben halk için, halkın peki. Sesiyim hocam. Cumaları öyleyim. Hiç benim geldim. De sesim olur o zaman. Ben de halk çocuğuyum çünkü. Tamam hepimiz halkız. O zaman ne olur? Ben şeyden gönül söyleyince oradan soracağız diyerekten biz ekipçe konuşmuştuk da. Gönül Hanım'a şarkı okuttun mu? Okuttum tabii. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Hayır, Gönül Hanım'a klasik eserler okutacaksın. Sefere hocam beraber okursunuz. Defosuz okuyan sanatkarlardan biri. Çok güzel okur. Bu sıralar görmüyorum ya, ben hiç kaçırmam şey yapsam. Yani dinlemek lazım. Hala sesi maşallah zil gibi. Evet evet maşallah. Kendi de öyle. Ona ne cevap vereceksiniz o sevip de kavuşamayanlara sizin gibi? Beni niye örnek veriyorsun? Siz anlatın. Hocam 6 aydır anlatıp duruyorsunuz. Ben anlatmıyorum. Habire beni eşeleyip mıncıklayıp bir şeyler söylüyorsun bana. Hocam olur mu? Siz yani bana, sen de tabii siz bana büyük, asist veriyorsunuz. Büyük bir televizyon ustasısın. Bunu itiraf ediyorum. Yani beni bir biçimde bir yerde kündeye getirip konuşturuyorsun. Peki hocam, öyle olsun. Siz asist yapıyorsunuz. Ne, ben de ya yani golü atıyorum ne işte. Ne, aman hep unutturuyorsunuz. Siz de ah ne ustasınız. Siz böyle benim kafayı karıştırın zaten.
Zaten hasbelkader bir konsantrasyonum var. Ne diyordum? Sevip de kavuşamayanlar mesela. Ama nereden geldim ben sevip de kavuşamayanlara kavuşmak isteyip de? Ha, o plandan geldim. Sevip de kavuşamayanlar. Şimdi iki şey geliyor aklıma samimiyetle. Mesela istiyorsun istiyorsun olmuyor ya. Yani. Samimiyetle. Ya tam istesen olur sabah yapma ya. Bir takım sıkıntı hesaplar. Şöyle olursa şöyle olur, şimdilik şöyle olsun, şunu da şöyle yapalım. Çıkıp adam gibi tamam kardeşim ben gönlümün götürdüğü yere giderim. Tak ver elini. Yallah. De bak nasıl oluyor. Neden demediniz o zaman hocam? Çünkü sosyolojik bağlar her birimizi şartlandırıyor. Ben ki özgürlüğü çılgınca yaşamayı hayat edinmiş bir adamım. Ben bile bu şartlardan kurtulamıyorum ya. Mecburuz, bir toplum içinde yaşıyoruz. Neyse onu geçelim. Şimdi iki şey olabilir. Sevip de kavuşamıyor diyorsun. Ne olabilir? Sevip de kavuşma durumunda olanları bir biçimde haksız yere engellemiştir. Şimdi faturasını böyle ödüyor. Öncekinde. Hmm. Bak adalet ilahiye. İki. Bir hikmete mebni sevip kavuşamıyor. Ödülü bir biçimde ona hayat tarafından verilecektir. Sen bilir misin ki Peygamber Efendimiz'e isnat edilen... İsnat demeyeyim, sanki uydurma gibi oluyor. Çünkü bu söz gayet yerinde bir sözdür. Peygamberimiz söylemiş olabilir. Samimiyetle birbirine aşık olarak kavuşmadan ölenler şehit mertebesindedir diyor. Ne muhteşem bir söz. Bakar mısınız? Samimiyetle birbirine aşık olup da kavuşamayanları... Bir biçimde engellenmiş. Anadolu'da böyle binlerce vardır. Ben ne örnekler biliyorum. Şehit mertebesinde, hükmen şehittir. Nasıl? Güzelmiş. Peygamberin bu sözünden hiç bahsedildiğini duydun mu bugüne kadar? Varsa yoksa Arap fistanı, Arap takkesi. Doğru, gerçekten hiç duymadım. Haklısınız. Varoluşçu felsefenin babalarından biri olan Jean-Paul Sartre'ın bir eserini seyretmiştim, tiyatroya, tiyatro eseri. Orada bir hayat kadınının, görünüşte hayat kadını fakat iç değerleri bakımından son derece erdemli, tutarlı, insan ruhlu bir kadının savunulması yapılmıştır. Eseri izledim, çıktım. İçimden şöyle dedim. Yani Sartre ateist bir adamdır. Müthiş bir filozoftur, bir dahidir ama ateisttir. Beni ilgilendirmiyor. Dedim ki, ya Jean-Paul Sartre, bunu Peygamberimizin şu iki üç tane hadisi var. Bu hayat kadınlarıyla ilgili. Bunlardan mı aldı? Yani bunların tiyatroya uyarlanmışı. Jean-Paul Sartre yapıyor bunu. Peygamberi de tanımıyor, tanımıyor ve inanmıyor. Bizimkiler nerede? Habire takke pompaladılar. Habire takke pompaladılar. Peygamber Efendimizin defi haceti de gayetay-i şerifedir. O da Tahir'dir. Senin Allah iyiliğini versin. Senin Allah iyiliğini versin. Peki ahlakı nedir? Ahlakını hiç şerif yapmadınız. Gaitası da şerife fakat ahlakı değil. Takkesi şerife, takke örtmemiş ya sarığı. Ebu Cehil de örttü. Fistanı şerife, Ebu Cehil de giydi düşmanı. Ama ahlakını hiç şerif yapmadılar. Cenab-ı Peygamber. Muhammed İkbal'in son tasarladığı eseri neydi biliyor musun? Öldü, yazamadı onu. Veya yazmış, eskizleri kalmıştır bilmiyorum. Unutulmuş bir peygamberin kitabı. Bunları anlatacaktı.
ömrü vefa etmedi. Hakikaten bizim peygamberimiz unutulmuş bir peygamberdir. Onun öne çıkardıkları şeyler, değerler demiyorum. Onların içinde hakiki Muhammedi değerler %5'i geçmez. Çoğu Arap ve çoğu cahiliye değerleridir. Kur'an'da bir surede ilk ölümden bahsediliyor. Bu ne demek? O Dilek Akar sormuş. Bana göre reenkarnasyon. İlk ölüm. İki defa ölmek, iki defa dirilmek. Defalarca ölmekten, dirilmekten bahsediliyor. Kur'an'da bunlar var. Peki bunlar varsa mesela kimileri niye reenkarnasyona inanmıyor? O da bir tür tabuculuk. Bu hocam şimdi... Yani bir defa şurada bir karıştırma var. Bu Hint'teki tenasuh, yani insan öldükten sonra ceza olarak hayvana döner. Yılan olur, böcek olur falan. Bununla ki orada ahiret inancı da yok. Reenkarnasyona inananlar ahirete inanır. Reenkarnasyon ahiret inancını reddetmiyor. Tabii ki reddetmiyor. Bu apayrı bir kavramdır. Doğru. Hint tenasuhu ile bunu karıştırıyorlar. Hayır, şimdi mesela bu bahsettiği sure hangi sure bilmiyorum da siz muhakkak belki anlamışsınızdır, biliyorsunuzdur. Ne deniyor orada hani ilk ölümden? İnhiye illa mevteten el ula ve ma nahnu bimuazzebin. Sadece bizim ilk ölümümüz var. Bir daha biz azaba uğratılmayız. Gayet açık ki ikinci bir ölüm de olacak. Bir başka yerde de diyor ki emettena isneteyni ve ahyeytena isneteyni. Rabbimiz bizi iki defa öldürdün, iki defa dirildi. Fehel ila hurucin min sebil. Bir üçüncü dirilme olacak mı? Eksiklerimizi düzeltelim. Veriyor mu? Efendim işte o ilk ölüm ana rahminde, ana rahminde ölüm. Ölümden söz etmek için bir defa hayata gelmesi lazım. Hayat sahnesine çıkması lazım ki onun ölmesinden söz edelim. Ana rahmindeki ceninin ölümünden söz edilebilir. Her neyse, yani Kur'an-ı Kerim reenkarnasyona mesnet olacak onlarca ayet barındırmaktadır. Ama bütün bunlardan sonra bu bir müteşabih alan olduğu için biri çıkarıyor. Hayır, yok efendim, onlar mecazdır, tevil edilir. Şöyle, benim ona da bir itirazım yok yani. Ne olacak şimdi, ben bunda ısrar edersem Şişli'de bana apartman tapusunu verecekler veya öbürüne. Yoksa yok kardeşim. Yani Süleyman Ateş Hoca bunu tefsirinde ilk, bak orada ilklik onun hakkıdır. İlk bunu çok geniş ve çok mukmi ve çok ilmi biçimde gündem yaptı. Ona da çok sataştılar filan. Ama sataştılar ama aşamadılar. Onun dediği hala ilmi manada inandırıcılığını koruyor. Süleyman Ateş Hoca'ya göre ahiretin müteşabih olmasının bir manası da bu. Reenkarnasyon bu müteşabih ahiret inancının bir tür yorumudur, işleyişidir. Ahiret hayatı müteşabihtir. İşte biraz müteşabihini çözdün mü bu diyor çıkar karşına. Cennet cehenneme hep bu reenkarnasyon da izah. Ne var bunda? Bundan yararlanmak lazım. En azından müsaade edin. İlmihal kitabına yaz diyen yok size. Ama bırakın bu fikri temrinleri, bu tefekkür jimnastiğini Müslüman düşünürler, aydınlar yapsın. Sen niye hemen aforoza gidiyorsun? Senin babanın tapulu malı?
Tabii bunlar, şimdi bakın, bunların içinde inancının icabı bunlara tahammül edemeyip eleştiri getiren, onlara saygı duyuyor. Öyle görmüş ve inancı onu buraya zorluyor. Tamam. Ama bir de namussuzlar var. Kendi dediği gibi demedin mi ne olursa olsun hemen aforoza gidiyor. Bir namussuz bana mail yazmış geçenlerde. Diyor ki sen Kur'an bunlar tamam ama bunları diyor sen bir tür paravan gibi kullanarak dini tahrip ediyorsun. Yani ben Trabzon'un Sürmene kazasının bir dağ köyünde ve Bayburt, annem itibariyle de Bayburt'un bir dağ köyünden bir insan. Babasının dizinin dibinde 3 yaşında Kur'an okumuş, 8-9 yaşında Kur'an ezberlemiş. Hayatı Kur'an kursundan, medrese eğitiminden, İmam Hatip'ten, klasik liseden, ilahiyattan gelmiş. New York Üniversitesi'nde hocalığa kadar gitmiş bir adam. Dedelerim İslam alimi, büyük dedelerim, 7 sülalem geriye doğru 10 batın git öyle. Şimdi bütün biz bu işleri büyük dedelerimden, babamdan, sahibi tertip babamdan bana kadar İslam'ı tahrip etmek için bu din hizmetlerini, bunları maske, şerefsiz, namussuz onun bunun çocuğuna bakar mısın? Bunların müstahak olduklarını ifade edecek, ben 6 dilde okuyan bir adamım, hiçbir bildiğim, okuduğum dilde kelime bulamıyorum. Ne demek lazım bunlara? Bulamıyorum. Bulsam hiç acımadan söyleyeceğim. Ya namussuz diyorum, onun bunun çocuğu diyorum, şerefsiz diyor. Yetmiyor. Tamam hocam, artık saymayalım. Evet. Hocam.